İyi günler Ceviz dostlar. Bugün 11 Aralık 2021 Oğuzlar'dayız. Bir adet 40 yaşında, 42 yaşında Oğuzlar Ceviz'imiz verimden düşmüş. Bunu ya budama yapacaktık ya aşı yapacaktık. Ona karar kıldık arkadaşlar. En son aşı yapmanın da karar kıldık. Bu ağacımızı yukarıdan aşı ellerinden kesip tekrar bir aşı yapacağız. Tekrar verime kazandıracağız. Aşı yapmanın yöntemi arkadaşlar yanlış çeşit değişimini düzeltmek veya verimi artırmak veya meyve kalibre kalitesini artırmak için yapılan işlemler var. Onların tamirat amacıyla yapılan aşılar var. Bu ağacı aşı yapmamızın sebebi gençleştirme aşısı olacak. Yani budama niyetine aşı yapmış olacağız arkadaşlar. Kuturu bayağı kalın. O yüzden dallı yukarıdan keseceğim. Sonra karar vereceğiz. Arkadaşlar bu ağaçları şimdi kesmemizin sebebi bunlar aşılanacağı için ceviz, asma, incir gibi öz suyu sıkıntılı olan ağaçlar aşı zamanı öz suyu aşı yerine kalsiyum oluşmasını engelliyor. Aşıya zarar veriyor. Bu yüzden şimdiden ya ağaçlar yaprağını döktükten sonra sonbaharda kesiyoruz ki onu o zamana kadar ağlasın. Ağaç uyanma döneminde ağlama olmasın. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz aşının başladığını anlamak için kalem aşılarda, bunlar kalem aşı olacak. Kalem aşıların geldiğini anlamak için ağacın kabuğunun kalkmasına bakıyoruz. Kalktığı zaman da ağaca su yürümüş oluyor. O su zarar veriyor arkadaşlar. O yüzden bu suyun yürümemesi lazım. Yani ağaç o suyu çekmemesi lazım. Biz o zamanı tam denk getiremeyeceğimiz için baharda, yani ağacın su yürüme zamanını, yani su yürüme zamanını kabuk için hem istiyoruz hem istemiyoruz. Ama ağacımız su yürüme zamanına gelecek fakat su yürümeyecek. Bunu nasıl yapacağız? Ağacı keseceğiz. Önceden yukarı su çekmeyecek. Aşıda sıkıntı olmayacak. O yüzden şimdiden dallı bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Böyle büyük ağaçları kesmek, aşılamak sıkıntılı. Şöyle çekelim. Ama arka dala geçeyim. Yukarıdan keseceğim. Biraz sonra da alttan keseceğim, kısaltacağım. Şimdi kabasını alıyorum. Bu ağacı nereden aşılayacağımıza baharda karar verdik arkadaşlar. Baharda bu ağacı net olarak nereden aşılayacağımızı karar vereceğiz. Kuturu biraz kalın olduğu için şuradan bir kesi vururuz arkadaşlar. Buradan. Daha sonra eğer yüksek değilse şuradan bir kesi vururuz. Bir de bulduğum dalın buradan bir kesi vururuz. Boyuna göre bakmadım. Boyunu eğer yüksekse alçaktan keseriz arkadaşlar. Şöyle bir
ağacı yüksekten kesmek iyi, fakat daha sonra ağaç tuttuktan sonra sarma işi falan sıkıntılı. Alçaktan olduğu zaman da sallanması, alçaktan olduğu zaman da sallanması sıkıntı oluyor. O yüzden yani ağacına göre. Ağacına göre. Hangi yükseklikten keseceğimize karar vereceğiz. Böyle kontrollü bir şekilde onu da aldık. Sıra geldi. Şu dalı. Bu dalı da keselim. Kolumuzu da şura gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın. Bunu da yaklaşık 1 metre üzerine kesildi. Daha sonra baharda tekrar kesim yapılacak. Şu da şuradan kesilir arkadaşlar. Bakın. Mümkün mertebe aynı hizalarda tutturmaya çalışıyoruz hizayı. Bu da buradan kesilecek. Daha sonra arkadaşlar ağacımızın kuturu bu şekilde. 42 yaşında bir ağaç. Baharda aşı yapılacak. Burada aşı yapılmasının sebebi demiştik. Gençleştirme aşısı yapacağız arkadaşlar. Burada bunun bir de çeşidini değiştireceğiz. Bunu Chantler'a çevireceğiz. Burada Oğuzlar'da son yıllarda güneş yanıklığı sorun olmaya başladı. Temmuz 15 gibi. O yüzden bazı ağaçlarımızı bazı bahçeye göre Chantler'a çeviriyoruz. Yani net bir çeşit tercihimiz var arkadaşlar. Bahçeye göre, konuma göre, iklime göre çeşit seçim yapıyoruz. Şimdi şu dalları kıyacağız. Şu hereklerin uzun olan arkadaşlar. Bunlar uzun olanlardan baharda herek olarak kullanacağız. Ağaca bağlayacağız. Herek aramayacağız. Bakın arkadaşlar. Bunları bu şekilde temizleyip böyle kalın yerlerinden alıp baharda herekle uğraşmayacağız. Yani herek lazım oluyor bize bunları yükseklere bağlamaya. Kendi hereğimizi kendi ağacımızdan katacağız. Çünkü aşı yapmakla yetmiyor arkadaşlar. Aşıdan öte aşı sonrası bakım daha önemli. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Her birini bir ala gelecek şekilde terek yapacağız. Hoşça kalın. Cevizle kalın. Kanalımıza abone olmayı, olumlu olumsuz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar.